İkinci hastalığımız, salmonella'yı anlattık. İkinci hastalığımız çiçek. Çiçek hastalığı bir virüsler hastalığı. Hastalığın çiçek denmesinin sebebi, iki bir çiçek var, onu da anlatalım. Dış çiçekten bahsedelim önce. Hayvanın vücudunun belli yerlerinde yara çıkar. Bunlar sarı, pis bir şekildedir. Kabuk bağlar ve gözünün kenarında, gagasının dilinde, kuyruk üstünde, sırtında çıkabilir. Dış çiçek dediğimiz bir çiçek hastalığı. Çiçek hastalığı normalde hayvan öldürmez. Normalde dış çiçek hastalığı. Ama kümesimizi geriletir. Önlem alınmazsa sekonder hastalıklara yol açar. Yani diğer hastalıkları çiçek dedikler. Nedir ekonomik? Bir de ilk çiçek hastalığı vardır. Farklı olarak çiçeğin yine ilk çiçeği vardır arkadaşlar. Bu anlattı, biraz önce anlattı. Dış çiçek. İlk çiçek dedikler. Mantarımsı bir tabaka var. Hayvanın solunum sistemi. Treger yerleşmiş. Açtığımız zaman ağzını beyaz bir şekilde parçacıkları olan aslında, işte o çiçek parçacıkları, görünür bir hali vardır bunun. Bu ikinci çiçek tehlikelidir arkadaşlar. Ateş yapar hayvanlarda. Solunum sistemimizde problem yaratır. Genelde biz bunu iç içe çok iyi tanımadığımız için başka hastalıklarla da karşılaştırabiliriz. Nefes borusunu tıkayarak hayvan olur. Bakın, iç çiçeğin en büyük sıkıntısı nefes borusunu, yani hayvanın nefes borusunu tıkadığı için boğulmadan dolayı hayvan ölür. Hastalığın en önemli tarafı bu. Tedavi şekillerine biraz sonra geçtiğimiz zaman anlatacağız. Dolayısıyla virüs bu şekilde hayvanlarımızı sendeletir. Bütün hastalıklar hayvanları sendeletir. Peki çıkmasındaki temel sebep ne? Çıkmasındaki temel sebep sinek sivrisinektir. Bakın, temel sebep. Çıkış sebepleri var arasındadır. Temel sebebi bu. Sinek sivrisineklerin gençleri, yavruları ısırması nedeniyle hayvanlarda çiçek, fox dediğimiz oluşum olur. Çiçek zaten Nisan ayının sonundan Eylül ayının sonuna kadar aktif bir haldir.